Engin Ardıç. Peki bunlar parlamenter sisteme nasıl dönecekler? Tayyip Erdoğan'ı yok etmek için öne sürdükleri demokrasi, hukuk, adalet ve benzeri söyleminin temel derdi başkanlık sistemini de yok etmek. Bunu bilmeyen kalmadı. Onlara sorarsan memlekette demokrasi yok, diktatörlük var. Ama belediyeleri kazanınca birdenbire memlekette demokrasi olduğunu keşfettiler. İşlerine geldiği zaman öyle, işlerine gelmediği zaman böyle. Neyse, genel seçimi kazanırlarsa parlamenter sisteme de dönecekler. Demokrasi daha bir demokrasi olacakmış o zaman. Peki bunu nasıl başaracaklar? Yani işin tekniği nasıl kotarılacak? Her ne kadar istemez görünmeye çalışsalar da bir erken seçim için can atıyorlar. Ama seçim 2023'te. Diyelim ki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da şu oğlu bu oğlu kazandı. Başkan olarak kazanır. Yani o kazandı diye parlamenter sisteme otomatikman dönülecek değildir başkan olarak bir süre icraat yapar, yani kendi kendisiyle çelişkiye düşer, tükürdüğünü yalamış olur. Yeni bir anayasa hazırlamaları ya da eskisini ısıtıp ortaya sürmeleri vakit alır. Bu arada başkan oğlu ister istemez bir koalisyon kabinesi kuracaktır. Dört başlı bir CHP, İP, SP, HDP koalisyonu. Çekiver kuyruğunu. Bizim çekmemize gerek kalmaz. Bu ucube birlikteliğin her bir unsuru o hükümeti başka yöne çeker. Diyelim ki bunu da aştılar. Yeni bir anayasa hazırladılar. Yıl oldu 2024. Tabii bunun ön şartı mecliste de yeterli çoğunluğa sahip olmaları. Seçimi bilmem ne oğlu kazandı demek, ille de meclis çoğunluğu onun elinde demek değil. Elbette referanduma gidecekler. Anayasalar kim nasıl hazırlarsa hazırlasın halkın oyuna sunulmak zorundadırlar. Darbecilerin 1961 ve 82 anayasaları için bile durum farklı olmamıştır. Yıl oldu 2025. Diyelim ki yeni anayasa halk tarafından kabul edildi ve hemen yürürlüğe girdi. Başkan bilmem ne oğlunun hemen istifa etmesi şarttır. Diyelim ki etti ve hemen seçime gidildi. Bu sefer seçime eski hesaba göre kazanmaları, yani her şeye rağmen en büyük parti olanak Parti'yi eski usule göre de yenmeleri gerekiyor. Tutturamazlarsa al yeni bir koalisyon daha. Peki bu sefer seçimi gene Erdoğan'ın kazanamayacağını kim garanti ediyor? Yıl oldu 2026. Sonuçta ne mi olmuş oldu? Başkanlık süresi en fazla 2028'e dayanabilecek Erdoğan'a bu sefer 2031'e kadar sembolik de olsa cumhurbaşkanlığı yolu açılmış oldu. İktidar da AK Parti olacaksa hiç fark etmez. Erdoğan bir üst akıl ya da manevi lider olarak etkisini sürdürür. Hani Özal'ın ya da Demirel'in yaptığı gibi Diyelim ki halk yeni anayasayı reddetti. O zaman da bilmem ne oğlu başkan olarak başkanlık sistemiyle devam. Yani tükürdüğünü yalamaya 2032'ye kadar devam. Yani ne mi olmuş oldu? Türkiye çok değerli bir 10 yılını daha kaybetti. 1991'den 2002'ye kadar kaybetmiş olduğu gibi. Muhalefetin hiç dillendirmek ya da akıllara getirmek istemediği bir şey daha var. Ya bunlar kazanır fakat başkanlık tatlı gelir de pişmiş aşa soğuk su katmak istemezlerse. Ya eskiye dönüşü yokuşa sürerlerse, ya biz yanılmışız bu sistem o kadar da fena değilmiş canım diye çamura yatarlarsa, o zaman görmek isterdim faşist basının hangi derelerden hangi suları getireceğini. Engin Ardıç, Sabah